Bu daha çok önemli bir soru, önemli bir konu. Bilhassa namazı terk eden insanlardan fazlaca gelen bir soru bu. Acaba bir kurtuluş yolu bulabilir miyiz? Yani namazdan bir kurtuluş çaresi bulabilir miyiz? Onun yollarının sanki bir araştırması gibi. Fakat mesele öyle değil. Allah'ın bizim ibadetimize değil, bizim namazımıza değil, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Önce bunu bilmek lazım. Allah yani gani Allah mutlak. Samettir. Bakın. Kulü vallahu ahad, Allahü samet. Allah samettir. Ne demek samet? Samet, o hiçbir şeye muhtaç değil. Ama her şey ona muhtaç. Bakın, o hiçbir şeye muhtaç değil dedik mi? Artık ne bizim ibadetimize muhtaç, ne dünyanın dönmesine muhtaç. Hiçbir şeye muhtaç değil. Peki öyleyse, ibadete kim muhtaç? İnsan. İbadete insan muhtaç. İbadete bizler muhtacız. Bizim için, bizim iyiliğimiz için ibadet emredilmiş. Şimdi bunu isterseniz ben, yine bakın bu sorular sorulmuş ve bu soruların cevapları verilmiş. Onun için ben mümkün mertebe böyle kaynaklardan soruların cevaplarının verilmesini arzu ediyorum. Ve kaynaklardan okuyorum. Ta ki bu sohbetimizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz de böyle şahıslarla bizimle bağlı kalma değil de onlar da o kaynaklara ulaşıp o kaynaklardan istifade edip o şekilde onlar da ihtiyaçlarını kolayca karşılasınlar. Bakın burada şöyle bir sual var. Çok tembellerden ve tarikus salatlardan işitiyoruz. Yani çok tembellerden ve namazı terk edenlerden işitiyoruz. Diyorlar ki, Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. Bak ibadeti terk edenin demek ki cezası neymiş? Cehennem. Onunla tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan ifadeyi Kur'aniyeye nasıl yakışıyor ki? Ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. Yani ne olmuş bir insan namaz kılmamış da? Bir namaz kılmamaktan ne olacak? Niye bu kadar yani Kur'an bunun üzerinde şiddetle durmuş? Bakın. El cevap. Evet. Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Yani ibadete biz muhtaçız. Manen hastasın. İbadet ise, yani bizim manen demek ki o ibadetlere ihtiyacımız var. Mesela namaz, aklın, ruhun, kalbin büyük bir gıdasıdır. Büyük bir rahatlık verir. Peki, namazda aklın, kalbin, ruhun büyük bir rahatlığı varsa namazsızlıkta ne vardır? Büyük bir rahatsızlığı vardır. Şimdi stres dediğimiz hastalıkların içerisinde biz biliyor muyuz acaba bunların altında yatan sebeplerden en büyüklerinden belki de birisi ibadetsizlik değil midir? Yani araştırmalar bunu netice vermiyor mu? Ya yani midenin istediği ihtiyaçlar, hava, su, ekmek karşılanmazsa midede rahatsızlık olur mu? Olur. Peki Allah mideyi onlara göre yaratmış. Onlara göre programlamış. Bakın bugün artık bunları anlamak kolay. Her şey bir şeye göre programlanıyor. Ona göre o yürütülüyor. Peki insanın midesi o gıdalara göre programlanmış. İnsanın kalbi, ruhu, aklı da o ibadetlere göre programlanmış. İşte inanmak ona göre programlanmış. İbadet,
Namaz ona göre programlanmış. Oruç ona göre programlanmış. Bak. Demek onlar yapılırsa onlar rahat eder, yapılmazsa rahat etmez. Şimdi çok güzel bir misal veriliyor bakın burada. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Demek bizim manevi yaralarımızın ilaçlarıymış ibadet. O ilaç alınmazsa o yara devamlı devam eder. Rahatsızlığı devam eder. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin, şefkatli bir doktorun ona nafi ilaçları içirmek hususunda, yani ona faydalı olacak olan ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese, yani o doktor mutlaka bunu içeceksin, mutlaka bunu şu aralıklarda kullanacaksın, mutlaka bu iğneyi vurduracaksın diyor mesela. Şimdi o hasta da, ama nasıl bir doktor? Şefkatli bir doktor. Nasıl bir doktor? O işin ehli olan bir doktor. O hastanın mutlaka ona ihtiyacı olduğunu bilen bir doktor. Bakın. Şimdi o hasta bu doktora dese ki, senin ne ihtiyacın var? Bana böyle ısrar ediyorsun. Ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Ne kadar manasız olur, öyle değil mi? Evet hocam. Demek ki yani ibadete Allah'ın değil, bizim ihtiyacımız var. Hocam, ibadet etmekte büyük bir saadet, büyük bir mutluluk, büyük bir huzur var. Yani ibadet etmekle neler kazanıyoruz? İbadeti terk etmekle nasıl bir zarar ediyoruz? Ha, öyle ya. Artık oradan bu soru akla geliyor, evet, diyorsunuz. Evet. İbadet. Şimdi onu da o zaman yine ben yerinden okuyalım derim. Buyurun. Bakın burada üçüncü sözde o mesele izah ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsi ubudû. Yani ey insanlar, biraz önce dediniz ya, ibadet ediniz. Niçin peki ibadet ediniz emrediliyor? İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. Fısk ve sefahet, yani ibadetsizlik, günahlara girmek, haramlara girmek, ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şimdi burada da yine bir kıssadan bize bir hisse verilecek. Bir vakit bir iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur. Onlara der, şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan 10'dan 9'u büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzak uzunlukta birdirler, yani o yollarda. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantası silahsız gider. Zahiri bir hiffet, yani görünüşte bir hafiflik, yalancı bir rahatlık görür. Bakın, yani görünüşte bir hafiflik, rahatlık ama hakiki bir rahatlık değil. Yalancı bir rahatlık görür. Öyle zannediyor bakın. İntizamı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise, yani o nizama intizama uyan sağ yolun yolcusu ise, mugaddi hülasalardan, yani gıdalı böyle bazı yiyeceklerden dolu 4 okkalık bir çanta. 4 okkalık bir çanta ne olur? İşte 1200 gram diye düşünsek aşağı yukarı 5 kilogram. 5 kilo falan bir yük olur ona, ama yiyecek yükü. Evet. He. Ve her adüvü alt ve mağlup edecek 2 kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. Yani her düşmanı alt edecek, mağlup edecek 2 kiloluk filan bir mükemmel devletin ona verdiği bir silah var. Asker ya devletin asker. Ona uyuyor ya.
Ve böylece 7 kiloluk bir yükü taşımaya mecbur. O iki asker o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, yani o yol başındaki tarif edici adamın sözünü dinledikten sonra, bu şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Yani 7 kiloluk şeyi. Omuzuna yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Yani ne aç kalacağım korkusu var, ne de karşıma bir düşman çıkarsa ne yaparım korkusu var. Gayet rahat. Bak, ruhu kalbi gayet rahat. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır. Nizama tabi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Güya 7 kiloluk bir yükten kurtuldu ya görünüşte. Fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Niye? Çünkü aç kalırım korkusu. Bir düşman karşıma çıkarsa ne yaparım korkusu devamlı onun ruhunu, kalbini ne yapıyor? Huzursuz. Aklını huzursuz ediyor, bakın rahatsız ediyor. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Çünkü yiyecek almadı, silah da almadı. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askere tabi olmadığı için, o nizama tabi olmadığı için orada da asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden havf etmeyerek, kimseden korkmayarak rahatı kalp ve vicdan ile gider. Kalp rahatlığı ve vicdan rahatlığı ile yoluna devam eder. Ta o matlup şehre yetişir. Yani o gitmeleri gereken şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş, bakın. Yani böyle nizama intizama tabi olmak istemeyen insanda bir ne var? Nefis var. Şimdi o hikaye bitti. O temsilden, hikayeden, kıssadan alacağımız hisseye. İşin hakikatine geldi sıra. Bil ki o iki yolcu, biri muti kanun-u ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. Demek birisi Allah'ın kendisini askeri biliyor, Allah'ın emirlerine itaat ediyor, onları temsil ediyor. Bakın dünyada insanları şimdi ikiye ayırdı bak. Birisi Allah'a itaat edenler, birisi de Allah'a itaat etmeyenler. Birisi ibadet edenler, kulluk yapanlar, birisi de kulluk yapmayanlar. Demek ki burada ne kadar büyük bir hakikat izah ediliyor. O yol ise hayat yoludur ki alemi ervahtan gelip, ruhlar aleminden gelip kabirden geçer. Ahirete gider. Var mı peki hiç bu yolda böyle kabre ben gitmeyeceğim diyen? Ya nasıl biz ruhlar aleminden kendimiz gelmedik, birisi bizi getirdi. Nasıl biz çocukluktan, bebeklikten, gençlikten böyle buraya kadar kendimiz gelmedik, ihtiyarımız dışında getiriliyoruz. Ya biz bir günde ne olacak? Kabre götürüleceğiz. Bundan kaçmanın çaresi yok. Öyleyse çareyi arayalım, çareyi bulalım. Onu kendimiz hakkında güzelleştirelim. Bakın bu ders onu veriyor bize. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. Yani ibadet, Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak. Kısaca. Takva da Allah'ın men ettiği şeylerden kaçınmak, günahlardan sakınmak, kaçınmak. İbadetin çenden zahiri bir ağırlığı var. Yani görünüşte. İbadetin bir zorluğu var gibi. Zorluğu var. Öyle değil mi? Sabah namazına kalkmak, işte onun dualarını öğrenmek. Şimdi diyelim bir ay belli saatlerde oruç tutmak için aç kalmak hani. Evet. Biz görünüşte şeyi var. Malın bir kısmını zekat olarak vermek paranın. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der. Yani okul namazında der. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani halik ve rezzak. Yani yaratıcı ve rızık verici ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Yani her yaptığı iş faydalıdır. Hayata getirmesi de faydalıdır,
Hayattan götürmesi de faydalıdır. Bak bak. Yani hastalıkta da fayda vardır. Sağlıklı. Ölümde de fayda vardır. Sıhhatte de fayda vardır. Bak her yaptığı iş ne olursa olsun hem rahimdir. Yani merhameti çoktur. İhsanı merhameti çoktur. İyiliği acıması çoktur. Diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Yani o zaman ne oldu? Tam teslim oldu. Ya, yapılan işlerde mutlaka bir fayda vardır. O bana acır, o bana merhametsizlik etmez, böyle düşünür. Diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı taassun eder. Yani kendi üzerine düşen vazifesini yapar. Allah. Onun dışındaki kalanını Allah'a bırakır. Ve rahat eder bakın. Aynı asker gibi yani. Evet. Asker kendine verilen vazifeyi yapar ama onun her şeyini devlet düşünür. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Yani o imandan gelen tam bir emniyet var. Evet, her hakiki hasenat gibi, yani her hakiki güzellik gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin, yani korkaklığın dahi menbaı dalalettir. Yani sapıklık, imansızlık. Evet, tam münevverül kalp bir abidi, yani kalbi tam nurlanmış bir kulu, bir insanı, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki onu korkutmaz. Ne yapar peki? Belki harika bir kudret-i samadaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Yani o anda vardır bir hikmeti diyecek. Onun Rabbisinin kudretini böyle seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık filozof ise, yani aklı nurlanmış ama fakat kalbi karanlık, evet, imansız veya Allah'a itaat etmeyen birisi ise, gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der. Evhama düşer. Yani onun birisinin elinde olduğunu, onun ipini, onun dizginini tutan birisinin olduğunu düşünmediği için ne yapıyor? Kendi kendisine evham veriyor, korku veriyor. Bakın. Onu tesadüfe verdiği için. Elinden gelen bir şey de yok. O zaman ne olacak? O inanmamanın eziyetini, zahmetini çekecek. Bakın. Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Olmuş yani bu hadiseler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde bir şey. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidar dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. İşte bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol, zararlı yola velev 10 ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Yani iki yol var. Birisi zararlı, birisi zararsız. Peki hangisini tercih eder aklı başında insan? Zararsız yolu tercih eder. Zararsız yolu tercih eder. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu. Allah'a yani kulluk, Allah'a kulluk yolu. Zararsız olmakla beraber. Çünkü Allah neyi emretmişse hepsinde bir fayda var. Bakın bugün ilmi araştırmalar da bunu zaten devamlı doğruluyorlar. İşte orucun şu kadar faydaları, namazın şu kadar faydaları, yani diğer ibadetlerin, işte cemiyet hayatında zekatın ne kadar faydaları, işte hacın, yani hepsinin faydaları üzerinde böyle ne yapıyorlar? Uzun uzun duruyorlar. Ondan 9 ihtimal ile bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahet yolu ise, yani günahlara girmenin ve itaat etmemenin, isyan etmenin, hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde, yani şimdi
Hiç o günahları işleyen, o isyanlar içerisinde olan bir insan ya bu yol çok iyi diyebilir mi? Diyemez. Diyemez bakın. Kendisi. Çünkü neticesi ya hapishane, ya hastane, ya cehennem. Kabristan. Yani bu şekilde yani bakıldığı zaman. Ondan 9 ihtimal ile şikaveti ebediye helaketi bulunduğu. Yani ebedi bir şikayet. Ebedi bir rahatsızlık olduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şahadetiyle sabittir. Ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Şimdi burada bakın. Ne biliyoruz böyle olduğunu? Aklımıza böyle bir soru gelebilir. Hani diyorlar ya bazen. Gidip gören evet, var mı? Evet. Bakın var. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amelin, hangi tarz yaşamanın, inanmanın, inanmamanın veya işte hangi ibadetin ne gibi mükafatlar, ne gibi cezalar var bunlar gösterilmiş. Bak görmüş gelmiş. Allah Kur'an'da bunları ne yapmış bize? Ders vermiş. Yine semavi kitaplarda bunu ders vermiş. 124 bin peygamber ayrı tarihlerde, ayrı zamanlarda gelmiş. Hepsi de bunu bize ders vermişler. Ve bunlar o konunun mütehassısları. Şimdi mesela bir hasta hakkında bir doktorun vereceği bir karar belki diyelim şüphe uyandırabilir. Ama ikinci bir doktor aynı şeyde demişse ki bunun teşhisi budur. Artık. Üçüncü bir doktor da aynı teşhisi koymuşsa o hastanın o hastalığı hakkında artık kimsenin şüphesi kalmaz. Kalmaz. Niye? Üç ayrı yerde, üç ayrı doktor mütehassıs olan aynı teşhisi koydu. Aynı. Bakın, halbuki bu yolda 124 bin peygamber, peygamber demek hayatında hiç yalan söylememiş. Doğruluk, doğru sözlülük onların sıfatlarından birisi. 124 bin peygamber ayrı yerlerde, ayrı zamanlarda gelmiş, hepsi aynısını haber vermiş. Öyleyse bunların verdiği haberlerden daha doğru bir haber olamaz. Ayrıca zaten biz dünyada da günahların içerisinde, isyanların içerisinde, imansızlığın içerisinde ne kadar büyük bir rahatsızlık, huzursuzluk olduğunu hissediyoruz. Zaten hissediyoruz. Zaten görüyoruz. Evet. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Bakın ibadetin sadece faydası ahirette değil. Dünyada. Dünyada da. Ya. Şimdi ibadet mesela din bize ne yapıyor? Zina etmeyin. Katil yapmayın, yalancı şahitliği yapmayın, kumar oynamayın, içki içmeyin, anaya babaya itaat edin. Bakın, bunları emrediyor, öyle değil evet. mi? Peki, cemiyet için bunları yapmak mı faydalı, yapmamak mı? Yapmak. Anladım. Bitti mesele. Demek ki, ibadet sadece ahiretimiz için değil, dünyamız için de demek ki huzurun, saadetin, rahatın kaynağı, esası. Çünkü Allah bizim hem dünyada mesut olmamızı hem de ahirette mesut olmamızı istiyor. Diyor. Ve emir ve yasaklarını bize ona göre belirtiyor. Yani ilerlemenin, terakkinin esası da bu. Bir cemiyetteki huzurun esası da bu. Yani ibadet. Şu son cümleyi bakın okuyorum. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Bu Allah'a askerlik ne zaman başlıyor? 15 yaşında ortalama. Yani akıl bali bir uçağı var ya. Evet. İşte o zaman başlıyor artık. Demek ki o zaman insanın düğmeye basması lazım. Neredeyim? Hangi yoldayım? Zararlı yolda mıyım? Zararsız. Zararsız yolda mıyım? Zararsız yoldaysam devam. Yoldan çıkmamaya çalışmak. Ama zararlı yoldaysam hemen zararsız yolla geçmeye çalışmam lazım. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Kârdır. Evet. Hocam dilinize sağlık. Teşekkür ederiz. Şu cümleyi de o zaman isterseniz Şah Bey'im. Evet. Öyleyse biz daima
elhamdülillahi ala taati ve tevfik demeliyiz. Ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Ya demek ki bizim için en büyük bahtiyarlık Müslüman oluşumuz. Ama bunu Allah bize şuurlu bir şekilde bilmeyi ve yaşamayı, dünyada da onun rahatını, ahirette de onun rahatını tattırmayı nasip etsin. Teşekkür ederim hocam. Evet, ben de teşekkür ederim.